Tabii sosyal kalkınma ciddi bir kavram. Alt şeylerle birlikte ele alındığında sürdürülebilir olması lazım. Kadınları, erkekleri, siyahı, beyazı, her türlü kesimi içine alıyor olması lazım. Özellikle de engelli grupları, yoksul grupları, yoksun kalmış grupları içine alıyorsak bir sosyal kalkınmadan söz etmiş olabiliyoruz. Gelişmenin sadece sayısal şeylerle değil, ekonomik yapıyla değil, işin siyasal boyutuyla, işin sosyal yapısıyla ve de kültürel yapısıyla ilişkili olduğunda söz konusu olması veya sosyal kalkınmadan, gelişmeden söz ediyor olabilmemizdir. Çünkü zaten gelişme ve kalkınma, birey yaşam açısından, toplum yaşam açısından da asıl hedef yaşam kalitesidir. Yaşam kalitesi de bildiğimiz gibi birçok ögesi olan, birçok bileşeni olan bir şey. Önce gelir düzeyinin yüksek olması, belli bir gelir düzeyine sahip olması lazım bireyin veya toplumdaki üyelerin. Bir başka boyutu iş kalitesinin olması lazım. İşte yükselebilme, işte çalışabilme, işte memnuniyet yaratabilme, işte kendisini mutlu hissedebilme, aidiyet duygusunun yaşanıyor olması iş kalitesi açısından. İşin onun sağlığına, ruhsal sağlığına veya yaşamın ruhsal sağlığına, sosyal yaşantısına, bir başka boyutu fiziksel çevrenin ona uygun olmasına, bir başka boyutu eğitim düzeyinde sağlanabilmesi, eğitim düzeyi istediği eğitim düzeyine gelebilmesi için fırsatların olmasına ve de fiziksel sağlık açısından hastalıkların olabildiğince azaltılmasına veya olduğunda müdahale edilebilmesine ilişkin özelliklerin olması lazım. Kişinin yaşam kalitesi, bireyin veya toplumun yaşam kalitesi bu ögeleri içeriyor veya bu ögelerin sentezinden oluşmuş oluyor. Tabii insani gelişmişlik endeksi dün de çok söz edildi. Özellikle eğitim, sağlık ve gelirdeki gelişmeden söz etmiş oluyoruz bu tür bir kavramda ve de Türkiye giderek bu konuda da ileri düzeylere geliyor. Şimdi aslında bizim istediğimiz ne? Yani bizim sosyal kalkınmadan veya sosyal kalkınma içerisinde bireyin psikolojik özelliklerinden, sosyal psikolojik özelliklerden kastımıza doğru geliyoruz. Acaba biz dünyada böyle bir dünya mı istiyoruz? Kuzeyin güney üzerindeki baskısından mı, batının doğu üzerindeki veya bir başka grubun diğer üzerindeki böyle bir dağılımından mı? Yoksa bu dağılımın daha dengeli olmasından mı? Elbette için içerisinde yoksullar olacak, elbette varsılar olacak, elbette farklı derecelerde kişilerin gelir düzeyleri, eğitim düzeyleri olacak, farklılık olacak elbette ama farklı da dengeli olması ve insanın mutsuz olmasına değil, mutlu olmasına yönelik olması, hedefleri ona göre oluşturması gerekiyor. Tabii bir şey var, Maslow'un 60'lardan itibaren ifade ettiği güdülenme ile ilgili olarak, bireysel güdülenme ile ilgili olarak ifade ettiği bir hiyerarşi var. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi. Bu psikolojide çok kullanılıyor ve psikolojide çok önemseniyor. İnsanın gelişimi açısından da önemseniyor. Çünkü deniyor ki insan canlı bir varlık olarak, bir organizma olarak, bir birey veya diğer canlılar için de öyle, ilk ikisi diğer canlılar için de söz konusu. Ama insani açıdan şu özellikler, şu ihtiyaçlar aşağıdan yukarıya doğru daha çok insani olmaya başlıyor. Bir organizmanın ihtiyaçlarından daha çok insani organizmalar, insani ihtiyaçlara doğru yönelmeye başlıyor. Dikkat ederseniz şeyin altında, piramidin en altında daha çok nüfus var. Çünkü deniyor ki insanlar önce veya organizmalar önce kendi bazı fizyolojik ihtiyaçlarını karşılamak zorundalar. Fizyolojik ihtiyaç karşılandıktan sonra veya bir alt aşama karşılandıktan sonra bir üst aşamaya geçiliyor. Eğer alt aşamadaki ihtiyaçlar devam ediyor ise güdülenme bu yönde olur. O zaman siz istediğiniz kadar güvenlik veya sevgi veya değerlerle ilgili, takdirlerle ilgili şeyler ileri sürün. O konuda onu geliştirmeye çalışın, başaramazsınız. Çünkü daha onun kendi temel ihtiyaçlarını karşılaması söz konusu veya onu karşılamamış durumda. Dolayısıyla fizyolojik ihtiyaçlar dediğim şu ihtiyaçlar, işte yemektir, cinselliktir, sudur, uyumadır, dengedir. Bunlar karşılandıktan sonra birey bunların korunması anlamda, bunların sürdürülebilir olması anlamda, bunların daha sonra ulaşılabilir olması anlamda bunların korunması talebiyle gelir. Yani bunların güvenliğiyle ilgili, hangi güvenlik? Kendi sağlığının güvenliği ile ilgili, bedeninin güvenliği ile ilgili, işinin güvenliği ile ilgili, kaynaklarının güvenliği ile ilgili, ahlaki yaşamının, sosyal yaşamının güvenliği ile ilgili ve buna ulaşılabilirlikle ilgili bir güvenlik ihtiyacı doğar. Önce ama fizyolojik ihtiyaçların karşılanması lazım. Daha sonra bu güvenlik ihtiyacı da karşılandıktan sonra bireyde yeni ihtiyaçlar doğar. İhtiyaçlar aslında sıralıdır.
Yani ihtiyaçlar sıralı olduğu için her bir ihtiyaç bir tamamlandığında veya karşılandığında, sağlıkla karşılandığında bir başka ihtiyaç için bireye yeni bir güdülenme sağlar. Eğer bireyin güvenliği sağlanırsa, birey kendi güvende hissederse, bedensel, sosyal, psikolojik veya biyolojik ihtiyaç içerisinde, güvenlik içerisinde hissederse, o zaman kişi de arkadaşlık yapma, evlenme, yakınlık duyma, grup içerisindeki etkinliklere katılma ve burada da sevgisini paylaşma, o duygularını paylaşma, olumlu duygularını paylaşma. Çünkü daha önceki ihtiyaçların hepsi karşılanmıştır, mutlu bir bireydir, onları paylaşmak için de fırsat arar. İşte evlilik bu dönemde olur. Veya çocukla ilgili beklentiler bu dönemde olur. Eğer bu dönemde, insanın orta yaşlarıyla ilgili bir dönemdir. Yani bu dönemde de eğer birey sağlıklı bir ihtiyaç karşılanmasıyla sürdürürse yaşamını, o zaman saygınlık beklentisi olur. Toplum içerisinde kendisine değer verilmesi beklentisi olur. Başkasına saygı veya kendisine saygının gösterilmesi beklentisi olur. Yani sadece sevgi değil, sevginin. Ama bütün bunlar, bunlar temel ihtiyaçlardır. Bütün bunlar çok sağlıklı bir şekilde gelişirse, o zaman birey asıl insan olmanın gerektirdiği, asıl çok az kişinin ulaşabildiği, piramidin en üst tabakasındaki kendini gerçekleştirme aşamasına gelir. Kendini gerçekleştirme aşaması, bireyin sadece kendisine saygı gösterilmesi, sadece kendi sevgisini paylaşması, ihtiyaçların karşılanmasının ötesindedir. Bu dönem, yani bu kendi gerçekleştirme ihtiyacı veya düzeyi yeni bir uyanış şeklinde de tanımlanabilir. Buradaki Moriarty sonradan Müslüman olmuş bir yazar, Cecilia Moriye diye. Bunun bir sunumunda çok güzel ifade ediyor. Diyor ki bu yeniden bir uyanış gibidir diyor. Bediüzzaman üstadlarının da 11. sözde ifade ettiği gibi gerçek insan olmanın ve gafil hayvanlar gibi alçalmamanın ne kadar zor olduğunun da göstergesidir kendini gerçekleştirme düzeyi. Çünkü bu düzeye ulaşmak çok kolay değildir. Artık bütün ihtiyaçlarını veya bütün beklentilerinin veya bütün kendisine ihtiyaç, organizmanın ihtiyacı şeklindeki şeyleri aşmıştır. Bunlar önemli değildir. Artık başkası için yaşıyordur. Başka bireyler için, başka toplumlar için, başka çevre için yaşıyordur. Evren için yaşıyordur. Bilinen, bilinmeyen birçok şey için yaşıyordur. Onun için kendini sorumlu hissediyor. Ve Moriarty'nin ifadesine göre de bu Allah'ın iradesinin insan vücudunda oluşması şeklinde de bir şey diyebiliriz diyor. Peki bütün bu ihtiyaçlar içerisinde, bütün bu gelişmeler içerisinde, sosyal kalkınma anlamında biz nasıl bir çocuk istiyoruz? Aslında biz niye çocuk yapıyoruz? Çünkü ben aslında sosyal psikolojik vurguyu çocuk üzerinden işlemeye çalışacağım. Sadece çocuk değil, elbette diğerler de söz konusu sosyal psikolojik etki açısından ama acaba biz niye çocuk sahibi olmak istiyoruz? Çocuğun bizim için anlamı nedir? Çocuk olduktan sonra veya olmadan önceki bizim kafamızdaki anlamı nedir? Biz niye bir çocuk sahibi olmak istiyoruz? İşte acaba bir çocuk istediğimiz çocuk, yani toplumun daha sonraki sürdürücüleri olarak, bizim mirasçılarımız olarak, sosyal, psikolojik, ekonomik mirasçılarımız olarak nasıl bir çocuk istiyoruz? Elbette hepimizin hayalindeki, hepimizin istediği çocuk bu. Mutlu olan çocuklar, sevecen çocuklar, oynayan çocuklar, şaka yapan çocuklar, birlikte olan çocuklar, sağlıklı olan çocuklar. Ama biliyoruz ki sosyal kalkınmadan söz ettiğimiz bugün de toplumda birçok çocuk mutsuz, birçok çocuk aile içi şiddetin mağduru olabiliyor. Küçük aile, aileler küçüldükçe biz daha iyi olacaklar diye düşünüyoruz. Aileler küçüldükçe bu sefer aile içi başka sorunlar ortaya çıkıyor. Birçok çocuk mutsuz olabiliyor. Ya da birçok çocuk aynı şekilde kendi ailesinin geçimini, kendi geçimini sağlamak için, özellikle Diyarbakır'da çok rastlarsınız, dışarıdan gelen hocalarımız için söylüyorum. Çöp toplayan çocuklar arabaların önünde işte rahatsız eden veya ekonomik bir çıkar sağlamaya çalışan çocuklar. Bu çocuklar da çocuk. Acaba hangi çocuk, biz hangi çocuk için sosyal kalkınmayı öncelikli sayacağız? Acaba hangi çocuk diye sorarsak, istismar günümüzün önemli sorunlarından biri. Özellikle işte çekirdek ailede, yine eğitimli ailede bir sanki hiç rastlanmaz gibi gördüğümüz istismar konusu ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Kentleşmeyle birlikte biz kentleşmeyi elbette olumlu bir özellik olarak görüyoruz. Ama kentleşmeyle birlikte bu kez
aileler küçülüyor, denetim azalıyor, ailenin sosyal denetimi azalıyor, geleneksel kontroller azalıyor. Bu kez aile içerisinde çocuk çaresiz olarak eğer kişilik sorunları da varsa anne babada veya diğerlerinde özellikle antisosyal, özellikle ailede alkol varsa, özellikle ailede madde varsa, özellikle o bireyler çocukluk çağında bir istismar mağduru olmuşlarsa herhangi bir çocuğun kendi çocukları başta olmak üzere en çaresiz, en gizli kalabilecek anlamında istismar mağduru olabiliyorlar. Elbette istismar biz şeylerin çocuğumuza sevgi göstermeme anlamında değildir. Çocuğumuza makul düzeyde sevgi gösterme şeklindeki şeyler istismar içinde olmuyor. Ama biliyorsunuz mesela bazen çocuğu şöyle bazı şeyleri zorlamak şeklinde aile içi veya pornografik şeyleri izletme şeklinde olabiliyor. Değişik şekilde veya sürekli şiddet kullanma veya bazı şeylerde mahrum bırakma şeklinde istismar önemli sorunlarımızdan biri olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal kalkınmanın getirdiği önemli olumsuz ama üzerine gitmemiz, sosyal kalkınmayı tamamlamak için üstesinden gelmemiz gereken sorunlar. Sosyalleşme toplumun üyesi olma anlamında bireyin toplum tarafından hazırlanması, toplumun bireyi olması için çalışılması adeta bir oya gibi işlenmesidir. Birey ailenin içine doğduğunda artık o aileye benzeyen, diğer toplumun diğer üyelerine benzeyen bir birey olmak için özel olarak işlenir. Model olunur, çocuğa işte değişik şekillerde mesajlar verilir, nasıl davranılacağı konusunda aile içerisinde bu konuda sosyalleşme süreci tamamlanır. Elbette sosyalleşmenin en önemli özelliği kültürün benimsetilmesidir, içselleştirilmesidir. Ne zaman nasıl davranılacağı konusunda bireysel gelişimin sağlanmasıdır. Şimdi iki tür kültürden söz ediliyor. Birincisi ayrışık kültür, bireyci kültür, bireyselleştiren kültür. Kişilik gelişiminde veya sosyalleşmede veya benlik gelişiminde bireyi diğerlerinden ayırt eden, rekabetçi, diğerleriyle sadakat ilişkisi olmayan, diğerlerine bağlı hissetmeyen, onlardan kendini ayrı tutan, rekabet ortamı içerisinde üstün olmaya çalışan ve daha çok benden söz eden bir kültürden söz ediyoruz. Bu kültürde birey giderek başta anne baba olmak üzere diğerlerinden ayrılır. Hatta aile de bunu hazırlar. 16 yaşından itibaren burslar falan da verilir aileden ayrılabilmesi için. Batıcı kültür veya batılı kültür, Amerikan kültürü bunun en önemli örnekleri. Bir başka kültür ki bizim içinde olduğumuz kültür toplulukçu kültürdür, sadakat kültürdür, birlikte olma kültürüdür, biz deme kültürüdür. Yani kişinin herhangi bir sorunla karşılaştığında kendisini tanımladığı aile bireyleri, çevresiyle ilgili tanımladığı bir özellik olarak hangi şeyi geliştireceğiz? Elbette kişiliğin gelişiminde Bediüzzaman Üstadların da söz ettiği bir ene kavramı söz konusu. Ene dediğimiz kişiliğin benliği veya egosudur. Kişiliğin benliğini biz nasıl geliştireceğiz? Benliğin tabii benliği zorlayan mesela idden gelen psikanalitik teoriye göre idden gelen dürtüler vardır. İdden gelen dürtüler benlik tarafından, ego tarafından veya daha geniş bir anlamıyla ene tarafından kontrol edilmeye çalışılır. Hangisi uygulanabilir, hangisi uygulanamaz, hangisi daha sonra uygulanabilir, hangisi gerçekçidir, hangisi değildir şeklinde eğer biz eneyi veya egoyu önceki sosyalleşme ve kültür bağlamında sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlarsak çok sorun olmuyor. Fakat her zaman öyle olmayabiliyor. Mesela bizim kişilik sorunları anlamında antisosyal kişilik, küme B dediğimiz antisosyal kişilikler, borderline kişiliklerde, histrionik kişiliklerde veya narsistik kişiliklerde ene istendik düzeyde gelişmiyor. Ene patolojik olarak gelişiyor ve özellikle antisosyal kişilik, psikopat dediğimiz, sosyopat dediğimiz kişilikler toplumda sosyal kalkınma sürecindeki bir toplumda önemli ciddi sorunlar yaratabiliyorlar.